Efendim hayırlı akşamlar. Programımızın ikinci bölümü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam, izleyicimiz sizlere selamlarını iletmişler. Katılım bankalarından ev veya araba almak veyahut da para almak caiz midir demişler. Evet. Şimdi Türkiye'de bir bankalar kanunu var. Bankalar kanununda bankalar iki kısım ayrılmış. Bir faiz esasına göre çalışan bankalar, işte bildiğimiz bankalar. Hı hı. Kredi veriyor. Karşılığında da işte aylık belli bir oranda fazlalık alıyor. Bu faizdir. Faiz haramdır. Bir de katılım bankası dediğimiz faiz esasına göre değil de kar zarar esasına göre çalışıyor. Evet. Bu da iki şekilde uygulanıyor. Birisi mesela sizin bir yatırımınız var. Yani bir miktar tasarrufunuz var. Götürüyorsunuz, onu yatırıyorsunuz. Kar zarar esasına göre. Siz bu mudaraba aktıdır bizim İslam hukukunda, fıkıh kitaplarımızda geçtiği şekliyle. Bu iş ve sermaye ortaklığıdır. Yani siz paranızı işte katılım bankasına veriyorsunuz. Onlar işletiyor. Karına da zararına da ortak oluyorsunuz. Yani az kar ederlerse az, çok kar ederlerse çok veriyor. Zarar ederse zararına da ortak oluyorsunuz. Şimdi bazıları diyor ki yani hiç zarar etmiyor ki. Zarar etti mesela geçmişte. Zarar ettiği için batan katılım bankası oldu. Birisi bu. Bir de vadeli yani alışverişle yapabiliyorsunuz. Şöyle düşünelim. Siz bir otomobil almak istiyorsunuz. Katılım bankası size diyor ki nasıl alacaksınız? Nasıl bir otomobil istiyorsunuz? Diyelim ki A marka işte B model bir sıfır otomobili almak istiyorum. Nasıl ödeyeceksiniz? İşte ben yarısını vereceğim. Yarısını da eşit taksitlere böleceğim veya her ay şu kadar vereceğim. İşte katılım bankası gidiyor o şeyi arabayı. Sizin istediğiniz otomobilin eksperi vasıtasıyla veya birine vekalet vererek onun pazarlığını yapıyor. Diyelim ki peşin alsaydınız o araba 70 bin liraydı. Siz işte 2 senede, 3 senede ödeyeceksiniz. Ödeyeceğiniz için o vadeli satış olduğu için 75 bin liraya. Size 70 alıyor, 75 bine satıyor. Bu 5 bin lira kârdır. Yani şimdi siz bir koltuk almak isteseniz, bir koltuk satan mağazaya gitseniz, peşine bu kaç lira deseniz, nasıl ödeyeceksiniz? Peşin. Efendim işte 5 bin lira. Efendim bunu yarısını peşin versem de yarısını 6 ay eşit taksitlerle ödesem dediğinizde adam diyor ki o zaman 6 bin lira olur. Şimdi bu vadeli satış dinen caizdir. Katılım bankalarının yaptığı da budur. Eğer şöyle yapıyorsa bir katılım bankası, yani otomobilin alımına veya dairenin alımına bakmıyor. Efendim işte siz otomobilinizi beğenin, dairenizi beğenin. İşte dairenin sahibinin veya otomobilin kalorisinin hesabını bize getirin. Siz vereceğinizi bize verin. Biz de katacağımızı katalım. Adamın hesabına yatıralım. Geriye kalan diyelim ki 30 bin liralık bir paranın 20 bin lirasını verdiğin 10 bin lirasını katılım bankası verdiyse 10 bin liranın üzerine bankaların yaptığı gibi yüzde üzerinden bir oran koyup alıyorsa bu faiz işlemidir. Çok yani açık. Bu burada bir arada mal olacak. Yani bir malı alım satım olacak. Yani borç, yani parayı borç aldığınız zaman bu borcun üzerine ilave olduğu zaman bu faiz oluyor. Yani paranın alım ve satımı söz konusu olmayacak. Olmayacak, evet. Evet. Efendim Ayşegül Korkmaz Facebook üzerinden selamlarını iletmişler. Muhterem hocam, babam sürekli ava gidiyor. Hacı olduktan sonra bu şekilde gitmeye devam ederse hacılığını ne kadar etkiler? Teşekkür ederim demiş. Hiç etkilemez. Av yapmak caizdir. Yani siz av hayvanını etini yemek için avlayabilirsiniz veya derisinden istifade etmek için avlayabilirsiniz. Bunun istisnası zevk için yapmayacaksınız. Yani öldürüp atmak için yapmayacaksınız. Evet. Veyahut da işte devlet nesli tükenmesin diye, hı hı, bir kısım hayvanların veyahut da tam çoğalma, yavrulama zamanında, üreme zamanında ise
av yasağı varsa buna da riayet etmek gerekir. Evet. Yani bu yasağa riayet etmek, bir de faydalanmak için veya etinden istifade etmek, derisinden istifade etmek için değil de işte zevk için, hobi için, zevk için yaparsa bu da caiz değil. Haccını etkilemez. Niye etkilesin evet. yani? Teşekkür ederiz evet. hocam. Bir telefon bağlantımız var sevgili dostlar. Ankara'dan Ayşe Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo. Buyurun Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hoş hayırlı bulduk. Hayırlı akşamlar efendim. Hocamıza zekatla alakalı bir soru sormak istiyorum ama. Buyurun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim veraset bir evimiz var Ankara'da. Bu 7 kişinin üzerinde. Evet. Ben de dahil. Ondan sonra yine Ankara'da 120 metrekarelik bir arsa var. Ama bu arsa imarlı fakat hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Ve bunu 40 yıl önce annem yatırım için almış. Evet. Sonra köyümüzde, köyümüzün merkezinde bir evimiz var, ev var. Bunu da, bunun çeyreği benim. Fakat bu evi anneannem ve dedem otursunlar diye merkezde, köyde oturamıyorlar. Merkezde otursunlar diye aldık. Şimdi bu veraset ev, veraset tarla ve bu köyde, köyümüzde, şehrinde, merkezinde olan evin dörtte biri benim olan kısımlardan zekat vermem gerekiyor mu? Hangilerinden ya da zekat vermem gerekiyor? Pekala efendim. Yöneltelim hocamıza. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Şimdi evet, muhtarım hocam, yatırım için ileride değerlenir. İşte 3 lirayken 30 lira eder diye düşüncesiyle alınmış bir mal, ticaret malı. Arsa yani ticaret amaçlı mal kategorisinde olur. Dolayısıyla onun kendi hissesine düşen kısım eğer nisap miktarına ulaşıyorsa, yani diyelim ki o 20 metrekarelik arsası bunun dörtte biri onunsa diyelim, ne yapacak? 5 metrekare. 5 metrekare ne eder bilmiyoruz. Yani diyelim ki edebilir, etmeyebilir. Yani o 5 metrekare o gün satsalar kaç lira eder? Bunun hissesine düşen onun parası. Efendim işte çalışıyor, maaş alıyor, oradan tasarruf etti. Kira gelirleri var, oradan tasarruf etti. Bunların hep toplamı 80 lirayla 18 gram altın değerine ulaşırsa. Şimdi altının gramı kaç? 110 bin lira falan değil mi? Yani 8 gram ne yapıyor? 8 bin küsur ediyor değil mi? Evet hocam. 8 bin lira diyelim yuvarlak hesapla. Yani bu arsanın bedeli, elindeki nakit para, efendim başka gelirleri, yani ihtiyaç fazlası, yani yeme, içme, giyinme, barınma, ulaşım, sağlık gibi insanın ihtiyacı olan harcamaları dışında, varsa borçlarının dışında, yani 8 bin liraya ulaşıyorsa ve bunun da üzerinden bir hicri takvim hesabıyla, yani 355 gün geçerse onun zekatını verecek. %2,5. Hocam, yani 40'ta bir zekatını verecek. Ulaşmıyorsa vermeyecek. Evet. Benim hemen burada farklı bir şey sorayım. Şimdi 7 kişiyiz dedi ya, sanırım kardeşleri veya diğer hak sahipleri. Evet. Kullanım hakkı yoksa eğer yine de vermeliler. Nasıl kullanım hakkı? Yani şimdi mesela evler, arsalar ve tarlaların üzerinde 7 kişinin hakkı var ama henüz sonuçlanmamış veya bölünmemiş. Böyle olsa bile verilecek mi? Tabii. Duran bir değer değil mi? Yani muhakkak. Yani duran bir değer olduğu için ona verecek. Şimdi evlere gelince, evler kiraya verilmediği için, yani bir gelir getirmediği için, oturma amaçlı olduğu için onlara herhangi bir zekat vermeyecek. Yani meskenlerin, oturma amaçlı evlerin şeyi olmaz. Hatta şöyle diyelim, mesela sizin Ankara'da iki tane eviniz var. Birisinde oturuyorsunuz, birisini de kiraya verdiniz. 500 lira, 600 lira gelir getiriyor, onu harcıyorsunuz. O eve zekat, yani evin kendi değerine zekat olmaz. Gelirinden biriktirirsiniz. Diğer paralarınız vesaire toplamı 8 bin lira olur da üzerinden bir yıl geçerse o takdirde 40'ta bir zekatını verirsiniz. Evet. Teşekkür ederiz Kemal Hocam. Bir hanımefendi kardeşimiz sizlere selamlarını iletmişler. Bir senelik evliyim. Çocuğum yok. Rüyamda kucağıma bir kız çocuğu veriyorlar. Kimin bebeği olduğu belli değil. Bebeğin adı Zeynep.
Bebeği gömmeye götürüyoruz. Bebek yaşıyor demiş. Kına hazırlıyorlar. Kınayı yakıp öyle gömeceğiz falan diyorlar. Ne anlama geliyor? Bir de şayet çocuğum olursa adını Zeynep mi koymam gerekiyor? Etrafımdaki bazı kişiler çocuğun olunca isminin Zeynep olması gerektiğini söylüyorlarmış. Böyle bir şeye inanmam gerekir mi demişler. İnanması gerekmez bir. İkincisi yani rüyayı hayra yoralım. İnşallah bir çocuğu olur bu rüyayla kendisine İnşallah. Müjdelenmiş kabul edelim. Üçüncüsü doğan çocuğa Zeynep koyma mecburiyeti yok ama koyabilir. Zeynep çok güzel bir isim. Peygamberimizin kızlarından birisinin adıdır. Zeynep de koyabilir ama ya ben Zeynep değil de Ayşe koymak istiyorum. Koyabilir miyim? Evet koyabilirsiniz. Evet teşekkür ederiz hocam. Bursa'ya uzanıyoruz sevgili dostlar. Filiz Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo. Hayırlı Buyurun akşamlar Filiz Hanım. Hocam. Selam hayırlı edersin. Akşamlar. Aleyküm selam. Hocama sorum olacaktı. Buyurun. Selamlar aleyküm hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hocam benim okuduğum kitabın kitapta boynun ve ensenin mest edilmesiyle ilgili bidat olduğunu söylüyor. Bu doğru mudur? Hangi kitap? Yani bir daha sorunuz boynunuz deyince yani ense meshedilir. Evet ense. Buralarda. Şuralara edilmez tabii. Buralara yani çenemizin altını demiş ise muhtemelen okuduğunuz kitap ne kitabıdır bilmiyorum ama bidat dediyse... Dini bir kitap hocam. Efendim? Dini bir kitap. Yani işte dini bir kitap da yazarı kim? Yazarı Amr Abdülmümin Selim. Ha, bilmiyorum. Şimdi nere diyor? Enseye diyorsa yanlış söylüyor. Enseye... Hocam şöyle diyor, boyun ve ensenin meshedilmesi abdestin farzlarından da sünnetlerinden de değildir diyor. Şimdi bak, boyun yani ensenin meshedilmesi namazı abdeste sünnettir. Diyanetçiler siz müftülükten gidip bir tane namaz ilmihali alabilirsiniz. Diyanetçiler Başkanlığı'nın neşrettiği bir namaz ilmihali var. Şu anda Diyanet'in en çok satan kitabıdır. Bütün fıkıh kitaplarımızda kulakların içini, arkasını ve enseyi meshetmek sünnettir. Bütün hadis kitaplarımızda var. Bütün fıkıh kitaplarımızda da vardır. Ömer Nasuh Bilmen'in Büyük İslam İlmihali'ni alın, Diyanet'in İlmihali'ni alın. Kime sorsanız öyle. Orada bir yazım hatası var diye düşünüyorum. Şöyle yazıyor hocam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de sahabinden de sahih bir rivayet yoktur diyor. Şöyle yapalım Filiz Hanım. Yok inşallah. Yani ona katılmıyoruz. Muhtemelen hocam siz zaten soruyu açıkladınız, söylemek istediğiniz tamam, şeyler varsa. Bir sorum daha var hocam. Pekala efendim buyurun. Şimdi bak Filiz Hanım nasıl efendim? Biz doktora giderken doktorumuzu seçiyoruz, uzman olsun diyorsak, şimdi piyasada dini içerikli bütün kitaplar belli bir merci tarafından, söz gelimi Diyanet İşleri Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından incelenip de piyasaya öyle yayınlanmış değil. Siz de bir kitap yazarsınız, dine, diyanete aykırı olan, aslı doğrusu da bulunmayan yanlış bilgilerle bir kitap neşredebilirsiniz. Yani her kitaptaki her bilgi doğru diye bir şey yok. Yani burada işin uzmanı olan, ehli olan birisinin kitabını, ben size mesela işte ülkemizin Cumhuriyet döneminin en önemli alimlerinden birisi olan Ömer Nasuh Bilmen'in Büyük İslam İlmihali'ni tavsiye edebilirim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın neşrettiği Din-i İşleri Yüksek Kurulu'nun incelemesinden geçen Diyanet İlmihali'ni tavsiye edebilirim. Mesela namaz ilmihali var, tavsiye edebilirim. Burada göreceksiniz kulakların içi yani şu şekilde şöyle bu şekilde edilir, sünnettir ve bütün Müslümanlar da abdest alırken böyle dalıyor. Ve ittifak halinde. İttifak halinde yani bunda da bir itilaf yok. Yani ben o kitabın yazarının ismini tanımıyorum, ismini söylediniz. Yani iyi niyetle düşünüyorum, yazım hatası olabilir diye düşünüyorum. Evet. Filiz Hanım ikinci sorunuzu alalım inşallah, onu da cevaplandıralım. Buyurun. Hocam resimleri albümde saklamak, evde bulundurmak, yatağın altında saklamak caiz midir? Pekala efendim. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Evet hocam buyurun. Filiz Hanım resimlerinizi albümde saklayabilirsiniz. Bir sakıncası yok. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın resim yapmayla ilgili yani resmin yapılmasını yasaklayan hadisleri var. Hatta bir resim yaptığı zaman işte bunu ahirette hadi canlandır, canını ver bakalım şeklinde bir şeyle karşı karşıya kalacağını bildiren hadisler var. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında
puta tapıcılık vardı. Yani ve fotoğraf makinesi de yoktu. Elle yapılan resimdi. Onun için puta tapıcılığı önlemek için tapma amaçlı yasak edilmiştir. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam canlı resminin bulunduğu eve rahmet meleklerinin girmeyeceğini, evet, yani cünüp, köpek ve canlı resmi varsa bir yere girmeyeceğini. Mesela Hazreti Ayşe validemiz evin kapısı yoktu. Peygamberimizin odasının kapısı yoktu. Bir perde asmış, onun üzerinde canlı resmi vardı. Vahiy meleği Cebrail girmedi. Sonra Peygamberimiz onu indirdi. Hazreti Ayşe validemiz de yastık yaptı. Şimdi bu fotoğraf makineleri ile çekilen fotoğraflar, bu tabii tapma amaçlı yapılmıyor. Hatta ya maksatlı, bir ihtiyaca binen kimliklerde olduğu gibi veya hatıra, yani geçmiş işte anneniz, babanız, yakınlarınız, düğün, işte gezi fotoğrafları vesaire. Bunları bir kapalı mekanda işte tapma amacıyla vesaire olmadığı için onları bulundurmakta bir sakıncası yoktur. Ama boy resmi mesela, şimdi siz diyelim ki göbekten yukarısı eve bir fotoğraf atsanız, bir insanın sadece göbekten aşağısı yoksa yaşaması mümkün değildir. Yani midesinin olmayan bir insan yaşayamaz. Dolayısıyla o caizdir. Ama boy resmini eve takmamak, mevcut hadislere baktığımız zaman takma, yani asmamak, asmamanın daha uygun olacağını söyleyebiliriz. Ama siz fotoğraflarınızı bir albümde saklayabilirsiniz. Bunun bir sakıncası yok. Evet. Yine boydan olan resimler de albümde saklanabilir mi hocam? Saklanabilir. Eyvallah. Evet. Teşekkür ederiz. Evet hocam, arkadaşlarımız bizleri uyarıyorlar. Diyorlar ki artık programın sonuna geldik. Biz arzu etmedik böyle bir yani şey. Yani bugün sonuna geldik değil mi? Bugünlük sonuna geldik. Evet. Bizlere vaktinizi ayırdınız. Teşekkür ederiz. İlminizden istifade ettik. Amin, sağ olun. Cenab-ı Hak razı olsun. Paylaşmak istediğiniz bir şey varsa buyurun inşallah. Yani Cenab-ı Hak bizlere sağlık, afiyet versin inşallah. Amin inşallah. En güzel dua bu kıymetli hocam. Aziz dostlar, programımızın sonuna geldik. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü Allah'tan bir keder, hadise, sıkıntı gelmezse inşallah sizlerin huzurlarınızda olmaya devam edeceğiz. Merak ettiklerinize daima doğru cevap bulmanız dileğiyle. Hayırlı akşamlar efendim.